Beyoğlu Belediyesi'nin düzenlediği Ayın Sazı Tambur etkinliğinin bugün son günü ve son günü de Tamburi Cemil Bey'e ayırmışlar. Çok da güzel olmuş. Çünkü tambur deyince Türk müziğinin sembol ismi Tamburi Cemil Bey. Biz de bugün hocam sizinle Tamburi Cemil Bey'i konuşacağız. Programa bizi davet etmelerinin sebebi sizin romanınız Tamburi Cemil Bey ile ilgili Ateş Denizi. Benim de hazırladığım tam 100 yıllık metinlerle Tamburi Cemil Bey kitapları olmalı. Aslında Cemil Bey ile ilgili yazılıp söylenen çok şey oldu hocam. Gerek ölümünün 100. yılında yapılan toplantılarda, daha önceden yapılan araştırmalarda. Fakat dönemin belgelerini çok az kişi incelemiş. Siz de galiba bunu takdir edersiniz. Sizi hocam Cemil Bey ile ilgili bir kitap yazmaya sevk eden neydi? Evet, Cemil Bey... Senin de ifade ettiğin gibi tambur deyince ilk akla gelen büyük bir isim. En büyük isimlerden biri de diyebiliriz rahatlıkla. Bir virtüöz. Aynı zamanda gramofonun hayatımıza girdiği zaman Türk İslam dünyasında popüler ilk sanatçı olması bakımından da son derece önemli. Ayrıca çok erkenden ben oğlu Mesut Cemil'in, Tamburi Cemil'in Hayatı adlı çok güzel bir biyografidir. 1940'larda evet, yazmış. Vakit Gazetesi'nde tefrika edilmiştir biliyorsunuz. Evet. Onu okumuştum. O kitabı okuyunca, o biyografiyi okuyunca sadece bir tamburi olarak değil, bir karakter olarak da son derece etkili olduğunu fark ettim. Hatta iyi bir romancinlerinde bana sorarsan Dostoyevski'yen bir karakter olarak işlenebilir Tamburi Cemil Bey. Aslında dramatik bir hayatı var. Yani şimdiye kadar niye ciddi bir romancının ilgi alanına girmedi? Onu da bilmiyorum. Aslında ben Tamburi Cemil Bey'in hayatının bir romana dönüştürülmesi gerektiğinden hareketle, yani bir roman yazmak niyetiyle yola çıktım. Ama bir biyografik roman yazmak zor bir şeydir. Evet. Bir denemem oldu aslında. Yahya Kemal'in Hayatını, Bozgun'da Fetih Rüyası diye biyografik roman olarak yazdım. Orada da hatta Cemil'le, Yahya Kemal'in Cemil'le ilişkisine dair bir bölüm vardır. O bölüm yazıldıktan sonra aklıma Tamburi Cemil Bey'in hayatını da biyografik bir roman olarak yazmak yerleşti. Öyle fikirler doğar zaman zaman, sonra bir eşref saat belirir. Yazmaya başlarsınız. Günün birinde yazmaya başladım. Fakat o olmadı yani. Bir türlü yazıyorum, kıvamını bulmuyor. Tamburi Cemil Bey'in hayatını yazıyorum, bir türlü kıvamını bulmuyor, tutturamadım. Sonra bu macerayı yaşıyorum ya, acaba dedim, ben Tamburi Cemil Bey'in hayatını yazmak isteyen birinin romanını yazabilir miyim? Evet. Diye. Şimdi tabii o zaman Tamburi Cemil Bey'in hayatını biyografi olarak yazarsanız belgesel bir şey yazmış olacaktınız. Onun yaşamadığı bir şeyi yazamazsınız orada. Ama Tamburi Cemil Bey'in hayatını yazan birinin romanını yazarsanız onun için kurgu da karışacak. Bu romanı yazabilecek birine ihtiyaç var, bir kahramana ihtiyaç var. Öyle bir kahraman hayal ettim ama öyle bir zamanda yaşasın ki o kritik bir zaman olsun. Bir dönüm noktası, hatta travmatik bir zaman olsun diye düşündüm. Aklıma 1934 radyolardan Türk musikisinin yasaklandığı dönem geldi. O tarihten bir sene önce de üniversite reformu yapıldı biliyorsunuz. Bu reform sırasında Darülfünun ilga edildi. Bugün İstanbul Üniversitesi dediğimiz üniversite kuruldu. Bu kuruluş safhasında 100 küsur öğretim üyesi tasfiye edildi. Evet.
Mesela bunlardan bir tanesi Ahmet Refik Bey'di. Bir araştırma yapacağına göre kahramanımın tarihçi olmasını istedim. Ve Ahmet Refik Bey yaşayan bir figür, bir kahraman. Ona asistan olarak belirlediğim kişi, ismi Galip Tahiroğlu, o kurgu. Evet. O kurgu. Şimdi üniversite reformunda ama Moskova ile alakadar, aileden Moskova ile alakadar bir kahraman. Özellikle teyzesi, beraber yaşadığı teyzesi Tamburi Cemil Bey'in, işte Faize Ergin, evet, hanım gibi, Faire, Cahit, evet, Faire Fersan, evet, hanım gibi hanım talebelerinden bir tanesi olarak tasavvur ettim. Hatta az çok aşık gibi, evet, aşık gibi bir teyze tasavvur ettim. O teyzenin hayatında Tamburi Cemil Bey'in önemli yeri var. Tamburi Cemil Bey öldükten sonra da plakları, taş plakları, bunun hayatında son derece önemli bir yeri var. Ama en önemli romanda da aynı zamanda bir leitmotif olarak cereyan eden Şedderaba, evet, Sas Semaisi. Şimdi Tamburi Cemil Bey'i dinleyerek hayatı şekillendiği için Galip Tahiroğlu'nun, roman kahramanının soyadını da o tarihte alıyor. 1934'tür, evet, soyadı kanunu. Yani çok önemli değişimlerin yaşandığı bir dönem. Darülfünun'dan hocası Ahmet Refik Bey ile birlikte tasfiye ediliyor. Ve ailesinde de mesela Hürriyet ve İtilaf fırkasında görev almış Refik Halit gibi vesaire. Olduğu için kendini dışlanmış hissediyor. Dışlanıyor da asıl manasında, ki tasfiye edilmesinin sebeplerinden bir tanesi de o. Bu tasfiyeden sonra yaşadığı travma ve boşluk duygusu, ama hali vakti yerinde bir ailenin çocuğu, İhsaniye'de dededen kalma bir konakta oturuyor. Bu boşluğu doldurmak için ne yaparım, ne yaparım? Teyzesinin anlattıklarından çok iyi tanıdığı, eserlerini dinlediği, hayran olduğu, teyzesinin taş plak koleksiyonunu da kendisine intika etti ve dinleyerek bir bakıma kendi ruh sağlığını devam ettirdiği, Tamburi Cemil Bey'in hayatını acaba bir biyografi, sağlıklı, sağlam, dört başı mamur bir biyografi olarak yazabilir miyim diye yola çıkıyor ve Bayezid Devlet Kütüphanesi'ne, o zaman Umumi Kütüphane deniyor biliyorsunuz. Bayezid Devlet Kütüphanesi'ne girerek Tamburi Cemil Bey'in yaşadığı dönemlerin koleksiyonlarını taramaya başlıyor. Evet. Fakat tabii roman birçok katmanı var. Çok romanın katmanı var. Evet, çok katmanlı bir romandır. Tamburi Cemil Bey meselesi katmanlardan bir tanesi aslında. Bir üst kurmacadır bu. Bir üst hikaye de var. Üst hikayede bu romanı, daha doğrusu kurgulayan gazetecinin bürosuna bir gün bir dosya gelir. O dosyanın içinden Tamburi Cemil Bey ile ilgili çok şey çıktığı gibi, yine Tamburi Cemil'in bir başka bayan talebesinin, hanım talebesinin hatıra günlük defteri çıkar. O günlükte de Tamburi Cemil Bey ile ilgili bir yığın malumat vardır. Aslında hocam roman tekniği bakımından da sizin bu kitabınızın incelenmesi gerekiyor. Çünkü çok farklı teknikler kullanmışsınız. Evet. Geriye dönüşler var, farklı metinler arası ilişkiler var. Siz aslında anladığım kadarıyla Galip Tahiroğlu'nu bir araç olarak kullanıp o dönemi anlatmak istemişsiniz. Tabii, tabii. Ve bunu da yaparken tamamen kurgusal değil, belgelerle yapmışsınız. Ben başka büyüklerimle de konuştuğum zaman Beşir Bey bu kadar biyografik bilgiyi bir romana yedirebilmiş ve o kadar kolay okunuyor ki, normalde belgesel nitelikli kitapları okuması zordur. Ama siz bunu bu kadar ustalıkla yapmışsınız ki o biyografik belgesel bilgiler çok kolaylıkla okunabilir hale gelmiş. Herhalde amacınız da buydu. Evet, roman kahramanının ismi de sembolik, Galip. Galip Tahiroğlu'nun dedesi Mevlevi Şeyh Galip hayranı, evet, üstüne aşk, evet, neredeyse ezbere bilen. O hayranlıktan dolayı torununa Galip ismini veriyor. Dolayısıyla işin içinde Şeyh Galip de var. Evet. Tamburi Cemil Bey de Şeyh Galip'in yaşadığı 3. Selim dönemine ayrı bir hayranlık duyuyor. Evet. Oğlu anlatıyor. Biliyorsunuz. O anlatıyor zaten. Esasında Şedderaban makamı o dönemde ortaya çıkmış. Ve Tamburi Cemil Bey'i arkadaşları
Tabii o takım için şey evet, yapıyorlar. Evet, yani gün ışığına çıkarıyorlar. Evet. Yeniden canlandırıyorlar o makamı. Tamburi İshaklı Hacı Sadullah Ağa'nın takımı var. Evet, evet. Onun için bestelemiş Peşrevle. Onun için besteliyor. İkinci meşrutiyet döneminde. Evet, ikinci meşrutiyet döneminde. Dolayısıyla iç içe geçen bir yığın hadisenin anlatıldığı ama hepsi bir bütün etrafında dolaşan ve 1930'ların kültür ve edebiyat dünyasının temel figürleri de asli hüviyetleriyle evet, romanda yer alıyor. Yani Peyami Safa'dan Nazım Hikmet'e, Yahya Kemal'den Mesut Cemil'e kadar. Hatta roman kahramanı Mesut Cemil Bey ile görüşmeye çalışıyor. Mesut Cemil Bey o zaman çok popüler bir adam, evet, tabii. Radyoda, radyo deyince aslında Mesut Cemil akla geliyor. Hakikaten ne kadar güzel Türkçe konuşur değil mi? Fevkalade. Ses tonu da çok güzeldir. Fevkalade güzel konuşur. Popüler bir adam. Bu da üniversiteden tasfiye edilmiş, dışlanmış bir adam. Ulaşmaya çalışıyor. En sonunda bu Büyük Postanedeki radyonun, İstanbul Radyosu'nun Büyük Postanedeki stüdyosunda yakalıyor. Ama aralarında bir gerginlik evet, de oluyor. Sen kim oluyorsun da benim babamın biyografisini yazıyorsun vesaire gibi. Sonra Rauf Yekta Bey'in cenazesinde o tarihte vefat ediyor biliyorsun. Evet. Karşılaşıyorlar evet, vesaire. Şimdi roman anlatırsam programın tamamı evet, evet, tamamı dolar. Onun için senin soruların istikametinde Cemil Bey'e geçelim evet, istersen. Bu romanı bütün dinleyicilerimizin de okumasını salık verelim. Hocam bu kadar Cemil Bey konuşuyoruz. Yani Mesut Cemil'in romanı yazdığı 47 yılı, 47'den itibaren hatta daha önceden itibaren Cemil Bey çok konuşulur fakat doğum ölüm yılı bile tam olarak bilinmiyordu. Siz ve ben birlikte çok belgeler inceledik. İsterseniz Cemil Bey'in doğum ölüm tarihini kesinleştirdiğimizi belirtelim. Bunları da söyleyelim. Cemil Bey'in doğum tarihiyle ilgili çok farklı tarihler veriliyor. 1871, 72, 73, 74, 75 veren de var. Ne zaman doğmuştu Cemil Bey? Ölüm ilanında 1871-72'ye denk gelen Hicri 1289'u veriyor. Orfeon kataloğunda 1874 diyor. Bakın birden 3 yıl artırdı. Darüttalim'in neşriyatında 1872 diyor. Mesut Cemil 1873'te doğdu diyor. İbnül Emin 1871 diyor. Öztuna 9 Mayıs 1871 demiş. Bizim kaynağımız sizin de incelediğiniz Rauf Yekta Bey'in Cemil Bey'in ölümünden sonra 1916 Ağustos'unda Tasvir-i Efkar'da yazdığı yazılar. Rauf Yekta Bey hatırasına ulaştığını söylüyor. Siz kitapta bunları kullanıyorsunuz romanda. Evet yani o hatırat bulunsa değil mi? Ben çok araştırdım. Evet. Rauf Yekta evrakında da araştırılmasını sağlamıştım ama bulamadık ne yazık ki. Kaybolan evraklardan. Rauf Yekta Bey o hatırata dayanarak 18 Safer 1288'de doğdu diyor. 18 Safer 1288 Hicri tarih bu miladiye kaça denk geliyor diye araştırdığımızda tarih çevirme kılavuzlarında hata olabiliyor. En önemlisi o dönemin gazetesine bakmak. Dinleyicilerimiz de görüyor şu anda gazeteyi. Hakaikul Vekay gazetesi 18 Safer 1288 8 Mayıs 1871'e geldiğini iki tarihli de veriyor. Cemil Bey'in doğum tarihini kesinleştirmiş oluyoruz. Ölüm tarihine gelecek olursak hocam oğlu bile yanılmış ölüm tarihinde ki hayatta. Yani aslında öldüğü zaman Mesut Cemil 16 yaşında. 1942'de Şerif Sait Çeren ismiyle radyo dergisinde yazdığı makalede 1915'te öldü babam diyor. Babam demiyor tabii de dışarıdan bir kimlikmiş gibi anlatıyor Tamburi Cemil Bey'i. Yazdığı kitapta ise 28 Temmuz'u 29'a bağlayan gece öldü 1916'da diyor. Cemil Bey'in ölüm ilanlarını gösterelim şimdi. Siz kitapta da kullanıyorsunuz hocam. 20 Temmuz 1916'da yanlış bir ölüm ilanı çıkıyor. Evet, evet. Herhalde Cemil Bey o vakitte hasta olduğu da biliniyor herkes tarafından. Ve bu hastalıktan şuyu bulan bir haber olsa hatta gerek. Hatta ben romanda o Leyla Hikmet talebesinin hatıra defterinde bu yanlış haberden duyduğu dehşeti, evet, üzüntüyü evet, anlattırdım. Evet, evet, çok güzel o da. Belgeleri bu şekilde konuşturarak daha akılda kalmasını sağlıyoruz. Evet işte bu Cemil Bey'in
ölüm ilanı, Ufuli Elim, Tamburi Cemil Bey'in irtihali. Yani aslında keşke bunlar bize kalmasaydı, bizden önce bunları tespit edilmiş olsaydı. Çünkü çok kolay aslında, değil mi hocam? Bu gazeteye gidip ulaşmak, siz nasıl yaptınız bunları, bu belgelere nasıl ulaştınız? Evet, ben tabii kendimi Galip Tahiroğlu gibi. Evet. Galip Tahiroğlu umumi kütüphaneye gittim, gazetelere baktım diyor ya. Ben de gittim, gazetelere baktım. Evet. Yani taradım tüm gazeteleri, haberleri, senin de söz ettiğin haberleri buldum, yazıları okudum. Evet. Mesela fark ettiğim şu, Rauf Yekta Bey'in 3 yazısı var, 5 peşe yayınlanmış. Evet. Hiç kimse okumamış. Evet, hiç kimse okumamış. Yazıları. Evet. O yazıları okudum ve romanda kullandım. Tabii Rauf Yekta Bey bir ilim adamı. Yani metot sahibi bir ilim adamı olduğu için öyle gelişi güzel, evet, yazan birisi değil. Mutlaka bilgiye dayanarak, evet, yazmıştır. Dolayısıyla Rauf Yekta Bey'in verdiği bilgilere itimat etmekten başka, evet, yol yok. Yol. Dolayısıyla onun yazdığı şeylere, verdiği bilgilere itimat ederek onları kullandım. Dolayısıyla bu romanda aynı zamanda Rauf Yekta Bey'in yazdıkları ilk defa kullanılmış olmak bakımından da, evet, dikkate doğru değer diye düşünüyorum. Haklısınız hocam. Yani bir doktora tezi hazırlar gibi yazılmış bir, evet, kesinlikle romandır. Öyle. Siz... Yani bir gazeteden, herhangi bir haberden söz ediliyorsa o haber mutlaka vardır. Evet. Dipnotlar zaten görünüyor arka tarafta. Dipnotlar da kurgunun bir parçası. Evet, o da çok çünkü, ilginç. Çünkü romanı, bu metni yayına hazırlayan kişi onu notlandırıyor. Evet. Notlandırıyor. Yani notlar da kurgunun bir parçası. O da roman tekniği bakımından bu da çok ilginç aslında. Evet, tabii belgelere yeni dayanıyor. Şey. Yeni bir şey yani. Evet. Yeni bir şey yapıyorsunuz aslında siz. Bu romanın kesinlikle edebiyat araştırmacıları tarafından da teknik bakımdan incelenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Cemil Bey'in ölümünden sonra çıkan haberlerden bahsediyoruz. Elinin fotoğrafı yayınlanıyor. 2 gün sonra 30 Temmuz 1916'da. Devam ediyoruz. Yani Tamburi Cemil Bey 8 Mayıs 1871'de doğmuş belgelere göre, 28 Temmuz 1916'da vefat etmiştir. Hakkında yazılanlar, evet, Rauf Yekta Bey'den bahsettik az önce. Rauf Yekta Bey'in bu hatırada, Cemil Bey'in hatırasından naklettiği bir paragraf var. Onu okuyayım hocam müsaadenizle. Tabii. Cemil Bey söylüyor. Tamburi Cemil Bey söylüyor. Evlerine Tamburi Ali Efendi gelirmiş ve Cemil Bey'in abisi Ahmet Bey'le bir meşk halkası oluştururlarmış. İşte mahalleden başka kişiler de katılırmış bu halkaya. Bununla ilgili yazdığı bir şey var Rauf Tamburi Cemil Bey'in dilinden. Ben henüz çocuk at dolunduğumdan bu halkaya pek dahil olamazdım. Fakat halkanın haricinde mahalli münasip, yani uygun yer bularak Ali Efendi'nin naklettiği musiki bahislerini ve alel husus onun büyük bir maharetle ve letafetle okuduğu eserleri dinlemekle zevk duyardım. Günümüz Türkçesine çeviriyorum bazı yerleri. Gitgide bana da bir musiki merakı geldi. Boş vakitlerimde meşkhanenin duvarında asılı duran musiki aletlerini birer birer tecrübe etmeye başladım. Bir müddet keman çaldım. Bunun sadasını acı buldum. Bir müddet de kanun çaldım. Akordundaki müşkülat bu sazı terk etmeme sebep oldu. Nihayet tamburda karar kıldım. Bu asil ve rengin saz üzerinde istediğim nameleri icra ettikçe hissiyatıma ferahlık gelir, hayalim genişler, acı teessürlerim bir müddet için olsun benden uzaklaşırdı. Yani çocuk sayılan bir yaşta Cemil Bey, ama acı teessürleri var. Çok ilginç. Sizin dediğiniz gibi de bir Dostoyevski romanının kahramanı olabilecek birisi. Evet, aslında. Evet. Daha da çocukluğunda, yani musikiye o kadar yatkın ki, daha çocukluğunda öyle gizlice şişelere, evet, muhtelif seviyelerde sular doldurmak suretiyle onları bir sopayla çalarak, evet, bir takım melodiler, bir takım melodiler elde edebilecek seviyede musikiye, evet, erken yaşta ulaşmış, erken yaşta musikiyle ilgilenmeye başlamış sanatkar hakikaten, evet, önemli. Evet, yani o dehayla doğmuş aslında, evet, Cemil Bey. O acı teessürleri
dediği şeyler de aslında duygu yoğunluğundan ortaya çıkan şeyler herhalde. Çok az kişiye olacak bir şans. Rauf Bekta Bey bahsettik az önce. Tasnif ediyor aslında müzisyenleri, müzikle uğraşan kişileri. Bestekarlar, işte nazariyatçılar, hocalar, müzik yazarları diye. Bunların içerisinde de Cemil Bey'i musikar sıfatına layık görüyor. Yani onu da virtüöz anlamında kullanıyor değil mi? Yeni bir tabir. Sizin romandan hocam isterseniz şeyi okuyalım. Cemil Bey'in, Rauf Bekta Bey anlatıyor Cemil Bey'le ilk karşılaşmasını. Siz de bunu kurguyla aslında belgeden de yola çıkarak çok güzel ifade etmişsiniz. Bu kısmı okuyabiliriz. Yılanlı Yalı vardır. Meşhur. Yılanlı Yalı, evet. Yılanlı Yalı'da Bümeyiz Remzi Bey'in sahip olduğu Yılanlı Yalı'da bir Ramazan günü iftardan sonra karşılaşıyorlar. Evet. Ama aslında aynı yaşlılar fakat Rauf Bekta Bey sanki daha yaşlı biriymiş gibi karşılaştıklarında daha yaşlı biriymiş gibi anlatıyor. Evet, öyle hadiseyi. Yılanlı Yalı'nın selamlığında derin bir sessizlik hüküm sürüyormuş. Remzi Efendi'nin hepsi de musikiden çok iyi anlayan misafirleri bu sessizliği bozmamak için nefes almaktan bile çekiniyorlarmış. Cemil Bey'in akord için dokunuverdiği tellerin ilk tevettürü tınnet endazı, bu roman belgede geçtiği şekliyle Rauf yazmış hocam, tabiriyle salonun derin sessizliğine bir şelale gibi dökülmüş. Rauf Bekta Bey düşüncelerini anlatırken çok hususi bir terminoloji kullanıyor. Mesela Fransızca akort yerine ıstıhap kelimesini tercih ediyordu. Henüz istinsah etmediğim diğer yazılarında da virtüöz karşılığı olarak musikar kelimesini teklif etmişti. Musikarın bizim eski metinlerde kaknus diye de geçen garplıların Phoenix dedikleri mitolojik bir kuş olduğunu Ferit Bey'in ara sıra dinleyici olarak katıldığım İran Edebiyatı derslerinden biliyordum. Ferit Kam Bey. Ha, Ferit Kam, evet. Ruşen Ferit'in de babası. Efsaneye göre Hindistan'da yaşayan musikarın gagasında her birinden ayrı bir musiki namesi çıkan tam 360 delik varmış. Diye siz hocam burada musikarı anlatıyorsunuz. Çok güzel aslında. Rauf Bekta Bey'in dipnotu gibi bir şey, evet, bu. Bu Phoenix meselesi önemli, istersen devam et orada. Bir bilge onunla bir müddet yaşadıktan sonra gagasından çıkan sesleri taklit ederek makamları icat etmiş. Tam 1000 yıl yaşayan bu kuş yeryüzünde biricikmiş. Öleceğini hissettiği zaman çalı çırpı toplayıp tepe gibi yığar, üzerine çıkar ve 1001 çeşit nameyle en güzel ve en yakıcı şarkısını söylemeye başlarmış. Bir nefeslik ömrü kalınca da kanatlarını şiddetle çarparak kıvılcımlar çıkarır, tutuşan çalı çırpıyla birlikte yanıp kül olurmuş. Fakat bu onun için aynı zamanda yeni bir başlangıçmış. Çünkü bir zerre bile ateş kalmayınca küllerinden yeni bir musiker doğarmış. Bu yanıp yok oluş ve yeniden doğuş sonsuza kadar aynı şekilde devam edecekmiş. Diye çok güzel, bu aslında musikarı da anlatıyorsunuz. Bir de bu biricik dehalar için Phoenix, Batılılar Phoenix tabiri kullanır. Hı hı. Yani onun gibisi bir daha gelmez. Manasında. Bu manada Tamburcu Cemil Bey hakikaten bir Phoenix'tir. Evet. Phoenix'tir. Bir dahi anlamında. Dahidir, evet. Yani hakikaten bir benzeri bir daha gelir mi, geldi mi sence bilmiyorum. Ama yani Cemil Bey, evet, bir Phoenix'tir. Evet. Ama yani onun izinden giden çok tabii seçkin, çok yani değerli. Müziği başka bir yere çevirmiş tabii, zaten Cemil yani Bey. Bir dönüm noktası hem tamburda hem de Türk musikisinde aynen bu Katnus'un, Phoenix'in küllerinden yeniden doğması gibi, evet, bir bakıma musikimizin kendi küllerinden yeniden doğmasını sağlayan bir sanatkar olması bakımından da önemli. Yani orada Katnus, Phoenix efsanesine vurgu yapmamın sebebi bu. Evet. Tamburcu Cemil Bey'in rolünü anlatmak. Bir de hocam, aslında Cemil Bey kadar yetenekli, deha özelliği taşıyan başka müzisyenler de geldi belki daha önce. Fakat biz onları duymuyoruz. Çünkü kayıt teknolojileri gelişmemişti. Tabii. Cemil Bey'in tırnak içinde bir anlamdaki şansı da aslında bizim şansımız, onun gramofonun devrine yetişmiş olması. Tabii o çok ilk popüler, evet, sanatkar. Evet, o çok güzel söylediniz onu baştan. İlk popüler sanatkar. Daha sonra hocam bir abide
meselesi ortaya çıkıyor. 31 Temmuz 1916, hemen Cemil Bey'in ölümünden hemen birkaç gün sonra daha mezarını yapamamışlar. Hemen diyorlar ki abide dikmeye çalışalım. Nitekim hiçbiri de yapılamamış. Bugün Cemil Bey'in mezarının yeri de belli değil. Aslında o dönemki ihmaller, savaş şartları, İstanbul işgali tamam, altında. Tamam, savaş şartları doğru, haklısın ama oğlu var. Evet, oğlunun da... Oğlu babasının, bize gelenektir bayramlarda vesaire, önce bir mezar, kabir ziyaretlerine gidilir değil mi? Evet. Oğlu hiç ziyaret etmedi manasına geliyor bu. Evet. Yani babasını Ruşen Ferit Bey'le beraber kitabında anlatıyor. Babasının kabrini aramaya gidiyorlar. Aramaya gidiyorlar. Evet. Yani o olacak şey değil bu. Yani Cemil Bey gibi cenaze töreni de çok acıklıdır. Tabii ki. Çok az kişi var. Cemil Bey gibi bir sanatkarın kabrinin merkez efendidir biliyorsun. Evet. Şimdi bir abidevi küçük bir şey dikildi ama evet, tam nereye gömüldü? Belli değil. Maalesef belli değil. Belli değil. Belli değil. O bakımdan ben acıklı bulurum. Evet, haklısınız hocam. Yani Mesut Bey'in tabii ne yaşadı, ne hissetti, ne duydu, babasına karşı ne düşünüyordu 14 yaşında vefat ettiği zaman. Babası, yani sanıyorum ki Tamburi Cemil Bey de böyle çocuğuyla ya da karısıyla bu işlerle çok ilgilenecek birisi değil gibi. O kendi dünyasına, kendi kabuğuna çekilmiş, tırnak içinde o acı teessürleriyle baş etmeye çalışan bir kimlik aslında. Mesut Cemil de ona karşı bu sıcaklığı duymamış olabilir öldüğünde. Daha sonra zaten biliyorsunuz yurt dışına gidiyor. Annesinin etkisinde olduğunu zannediyorum. Ama annesini de anlamak lazım. Evet, onu da anlamak. Yani doğum sancıları çekerken başucunda sana tambur çalayım mı? Evet. diyor. Bazen alıp başını gidiyor. Gelmiyor günlerce. Günlerce değil, aylarca. Evet, bazen evet. Kayboluyor, bir arkadaşının evinde kalıyor vesaire. Yani kendisiyle beraber yaşanması zor. Evet, kesinlikle. Her şeyiyle zor bir sanatkar. Bu ailede de, onların bir de bilinmeyen kardeşleri vardır biliyorsun. Reşat. Evet. Pek de bilinsin istenmez. Evet. O da meczup. Evet. Ama yani gezginci derviş gibi, Bektaşi meşrep, evet, gezginci derviş gibi çat burada çat kaftağında. Mesela 5 sene kaybolur. Evet, öyle. 5 seneden sonra ortaya çıkarmış. Aile de pek bilmezmiş. Evet. Yani aile de enteresan. Evet, aile. Bir aile. Dolayısıyla anlamak mümkün. Evet. Cemil Bey de aslında bir aile görmemiş. İşte babasını çok erken zaten kaybediyor. Sonra amcasının yanında amcası vefat ediyor. Yani psikolojik bir sebepleri var aslında bunların, bütün bunların. Yani Cemil Bey'in mezarının bugün olmamasının sebebinin bir zincirin ürünü aslında. Abide haberinden sonra para topluyorlar kendi aralarında filan. Daha sonra aradan toplamı birkaç... Toplamı da değil aslında. Değil. Taahhüt ediyorlar. Şu kadar evet, veririm. Veririz falan diyor. Ali Rıfat Bey bunu üstüne evet, alıyor. Ali Rıfat Bey de İstiklal Marşı'mızın ilk bestecilerinden. 4-5 yıl değil mi hocam okunmuş onun beslediği marş. Tabii, tabii. Batı müziği eğitimi alıyor. Evet. Ali Rıfat Bey'e birazdan geleceğiz. Bu abide meselesinden sonra aradan birkaç yıl geçiyor. Sonra Doktor İhsan Hakkı Bey aslında pek çok şeyin sebebi olmuş. Bir gazetede haber yazıyor. Diyor ki nereye gitti bu Cemil Bey'in mezarı ve abidesi için toplanan para diye hesap soruyor aslında. Sonra Ali Rıfat Bey ona cevap veriyor. İşte Rauf Yekta Bey cevap veriyor. Ali Rıfat Bey herhalde onu bence biraz gurur meselesi yapıp bir konser düzenliyor. Bu konserin düzenlemesinin sebebi aslında geliriyle Cemil Bey'in abidesini ve mezarını yapmak. Şark Muski Cemiyeti. Fotoğrafta görüyorsunuz bu heyet. Münir, yukarıda en sağda Nuri Duyguer, onun yanında Münir Nurettin Selçuk, tanıdığımız isimler. Sami Rıfat'ın oğlu Tamburi Hatif Bey var. İşte en ön sırada, en solda Tamburi Cemil'in yeğeni, ablasının oğlu Hikmet Bey var. Ortadaki çok beyaz... Çok tamburi var yani ailede. Evet evet, çok tamburi var. Enise Hanım, Enise Can, Ali Rıfat Bey ortada oturuyor. Ve işte bu konseri yapıyorlar hocam. Cemil konseri. 19 Kasım 1920. Apollon sineması. Evet. Kadıköy. Yani birkaç gün sonra aslında 100. yılı olacak bu konserin. Ve siz de galiba bu konserin evet, tekrarını Cemal Işık'ta evet yapacaksınız. Evet hocam. Böyle bir proje içerisindeyiz. Tekrarını yapacağız inşallah. Bu konser aslında çok dikkate değer. İstanbul işgal altında bir kere. İşgal altındaki İstanbul'da Cemil'in öğrencileri, onun dostları bir araya gelip hocaları ve işte dostları için
bir konser tertip ediyorlar, bir anma konseri. Hatta daha önceki konserlerinden bir tanesi basılıyor işgal kuvvetleri tarafından. Ha evet evet. Hocam öyle bir acı hatırası da var o Apollon sinemasındaki konserlerin. Evet evet, hatta Bülbül hikayesi Münir Bey kendisi anlatıyor. Evet, bunu okurken evet. Diyor işte işgal kuvvetlerinden gelmişlerdi, konseri basmışlardı diyor. O fakat bu konserden daha sonra Münir Bey'in sonra anlattığı. Mıdır? Bundan sonra bu, çünkü Şark Muski Cemiyeti'nin ilk konseri aslında. Şark Muski Cemiyeti'nin ilk konseri olması bakımından önemli. Bu konserde Ali Rıfat Bey çıkıp şeflik yapıyor. Bu bakımdan önemli. Tamburi Cemil Bey'in abidesi ve işte mezarını yapmak için yapılıyor. Para bunun için toplanıyor. Fakat bu toplanan parayla Mesut Cemil yurt dışına gönderiliyor. Batı Moskisi tahsiline. Bu bakımdan da önemli. Aslında Mesut Cemil'in ufkunun aydınlanmasına, tırnak içinde, onun Batı dünyasını tanımasına vesile olan o Mesut Cemil kimliğini yaratan konser bu aslında. İlk nüveler bununla atılıyor. Sadece o değil, Sinekli Bakkal'daki evi de satıyorlar. Ha tabii evet evet. Sinekli yetmiyor. Yani o yetmiyor. O evi de satıyorlar. Evet. O ev de 1960'larda 50'lerde veya 60'larda yıkılmıştır. Evet hocam. Son sahibi de Fahrettin Kalemcioğlu olması evet. lazım. Niyazi evet. Sayın Uğur Derman gidip fotoğraflarını çekmişlerdi o evin. Kapısı zannediyorum. Necdet Yaşar'dan. Necdet Yaşar'dan. Evet. Rahmetli evet, Necdet evet. Yaşar'dan. Gördüm ben o kapıyı. Mesut çizimi var hatta üzerinde, Tamburi Cemil Bey'in de. Bu konser ilginç. Siz kitapta da bahsediyorsunuz zaten. Bu konseri tasvir ediyorsunuz aslında. Ali Rıfat Bey kendi eserlerini çok okutmayı seven birisi zaten. Daha sonra onun bu merakı başına dertler de açacak. Türk Ocağı'nda işte bu kadar klasik eserler için diyor ki, bu kadar lezzetli şeyler üst üste yenmez. Hepsi bunların birer baklavadır, şudur budur. Araya biraz da benim eserlerimden koyalım diyor. Onu dışlıyorlar filan. Burada da bunu yapmış. Konser Cemil Bey'i anma konseri. Fakat iki eseri var Cemil Bey'in. Onun dışında Ali Rıfat'ın 8 eseri var mesela. Sonra da zaten tenkide uğramış bu konser. Konserde Nazım Hikmet de var. Çok ilginç. Münir Nurettin var. Genç Münir Nurettin var. Evet, evet. Tabii. Konser heyeti kalabalık epey. Nazım Hikmet de Cemil Bey için yazdığı şiiri okuyor bu konserde. Nazım Hikmet Cemil Bey'i nereden tanıyor? Böyle bir yakınlığı nasıl buluyor? Çünkü şiiri de okuduğumuz zaman aslında çok tanımış, onu iyi anlamış birisinin yazdığı şiir. Nazım Hikmet'in büyük eniştesi, yani Celile Hanım'ın eniştesi İsmail Fazıl Paşa. Mesut Cemil'in de anlattığına göre İsmail Fazıl Paşa Tamburi Cemil'in en önemli hamilerinden birisi. Herhalde Nazım Hikmet'le şimdi Mesut Cemil... Sami Rıfat, Ali Rıfat'ın kardeşi. Tabii. Sami Rıfat'ın oğlu Hatif. Ki o konserde Tamburi olarak evet. yer alıyor. Tamburi Cemil Bey'in talebesi. Yani ailece tanışıyorlar. Evet. Tamburi Cemil Bey ailenin çok yakın dostu. Ayrıca Celile Hanım'ın kız kardeşi Münevver Hanım Sami Rıfat'la evli. Eşidir. Eşidir. Dolayısıyla akrabalık ilişkisi de var. Var, evet. Aslına bakarsan. İki bakımdan bir ilişki var. Nazım Hikmet'in diğer dedesi Mehmet Nazım Paşa, o da Mevlevi muhibbi. Şiirleri var. Hatta bazı şiirleri bestelenmiş. Dolayısıyla Nazım Hikmet'in belki de bu konser için yazdı bu şiiri. Ben öyle düşünüyorum. Tabii. Sipariş edildi. Konserde bulunan Enise Can var. Onun o yeğeni Fulya Akaydın'ın oğlu hayatta, Pertevbe. Onunla da konuşuyoruz. O diyor ki Ali Rıfat'ın evinde toplantılar yapılırdı. Zaten kaynaklar da söylüyor bunu. Nazım Hikmet de o toplantılara gelirmiş. Kızıl Toprak'taki Prenses Zehra Hanım'la evli olduğu yerde. Nazım Hikmet de bu toplantılara gelir, şiirler okurmuş. O dönemde çünkü daha yeni yeni parlamaya başlayan, adı gazetelerde yeni yeni çıkmaya başlayan bir şair. Heceyle şiirler Tabii, yazıyor. Yusuf Siyah, Faruk Nafiz vesaire Vali Anurettin arkadaşlar. Hatta birlikte Anadolu'ya evet, geçmeye çalıştılar. Evet. İkisi geçebildi. Nazım'la Vala. Evet. 1920. Geçemedi biliyorsun. Yakın arkadaşlar. Ümit Mecmuası var. Dergahın tam karşı kutbunda aslında. Evet. Milli mücadeleyi tutan Dergah Mecmuası'nın tam karşı kutbundadır. Ümit Mecmuası'nın şairleri bunlar. Evet. Aynı zamanda Alemdar Gazetesi'nin şairleridir.
Evet. Var. Yani ama hepsi milliyetçi çocuklar. Evet evet. Vatanseverlik duygularıyla yazıyorlar. Vatansever çocuklardır. Nazım Hikmet de öyle. Dolayısıyla Nazım Hikmet'in bu aile ilişkileri şair olarak hem yakınlığı hem de Tamburi Cemil Bey'e duyduğu hayranlık dolayısıyla ki Türk musikisini sever diye. Evet. Nazım şiirlerinden anlıyorsunuz bunu. Hakikaten duygulu. Ölüm anında Tamburi Cemil'i tasvir ettiği bir güzel şiirdir. Evet. Vaktimiz olsaydı okurduk ama internetten dinleyicilerimiz rahatlıkla bulabilirler. Evet hocam, birinci dörtlüğünü okumakla iktifa evet, edelim. Evet. Ela gözleri dalgın, geniş alnı sararmış. Bir sanatkar hastadır. Cemil hasta yatıyor. Odayı bir matemin görünmez rengi sarmış. Başında duranların kalbi yorgun atıyor. Diye başlayan şiir devamını bulabilirsiniz. Güzel de bir şiirdir. Evet. Yani hece vezni yazılmış. Nazım'ın daha önceki tercihi, hece vezni ilk başlardaki tercihi. Çünkü aslında hececilere özeniyor. Onların arasında evet, Yusuf Ziya, Orhan Seyfelerin arasında onlara şiirler ithaf ediyor. Gelelim hocam Altın Kapı. Sizin bir deneme kitabınız, yazılarınızdan oluşan bir kitap Altın Kapı. Size bu Altın Kapı adını koydurtan kısmı okuyayım müsaadenizle. Mesut Cemil'in kitabı 1947 baskısı. Bunun sonunda Mesut Cemil, Tamburi Cemil Bey'in Yahya Kemal'in üzerinde olan etkisini anlatıyor ve nasıl tanıştığını anlatıyor. Bu kısmı Mesut Cemil'in dilinden okuyayım. Bu kusurlu kitabı Büyük Yahya Kemal'in Cemil'e dair bir hatırasıyla bitirmek isterdim. Bu hatırayı şiirindeki gibi mucizeli konuşma üslubuyla bize birkaç defa öylesine anlatmıştı ki her seferinde hepimiz konuşamaz, düşünemez, kımıldanamaz olmuştuk. Fakat bu anlatışta Cemil'in taksim halindeki besteleri gibi yalnız Yahya Kemal tarafından bir an için ilk ve son defa mümkündür. Üstelik plağı da alınamamıştır. Çok gençmiş, jön Türk'müş, Avrupa'dan yeni gelmiş, Fransız kültürüne hayranmış. Memleketine ait her şeyi küçümsüyormuş. Snopmuş, Sübbeymiş. Kadıköy'ünde, Cevizlik'te Cemil'in pek yakın dostları merhum Şevket Bey'in ve oğlu Sabih Bey'in evinde onu tanımış. Zayıf, soluk renkli, gösterişsiz fakat garip bir adam. Tamburu bırakmış, kemençeyi almış. Yine yol vermedi Acem dağları. Bir taksim. Yine de kaynadı coştu dağların taşı. Bir taksim daha. Nazlı nazlı sekip gider güzel ceylan. Ve o zaman karşımda altından bir kapı açıldı. Memleketime bu kapıdan girdim diyor Yahya Kemal. Yani onu memleketine bağlayan unsur Cemil Bey aslında. Şimdi, evet, bu hadiseyi sadece Mesut Cemil değil, Orhan Şahik Gökay da anlatır. Vehbi Erat da anlatır. Ama farklar vardır. Çünkü Yahya Kemal hakikaten anlattığını çok güzel anlatan, ağzına baktıran, eskilerin miri kelam dedikleri cinsinden, meclis-i ara, meclisi süsleyen evet, adam dedikleri cinsinden bir sohbet adamıydı. Yani sohbetleri eserlerinden daha fazladır, daha etkilidir. Ama kayda geçmemiş. Aynen Tamburi Cemil Bey'in evet, birçok taksimi gibi kayda geçmemiş. İşte Paris'ten 1912'de döndükten sonra geliyor hakikaten Snop, Züppe. Bir önce geri dönmek istiyor. İkide bir Kırmızı Konağı, yani İttihat ve Terakki Merkezi'ni ziyaret ederek Nazım Bey'le, Doktor Nazım Bey'le görüşüyor. Beni gönderin, elçilikte bir görev yapın vesaire diye. Fakat o günlerde muhaliflerle düşüp kalktığı için gözden düşmüş, oyalıyorlar bunu, göndermiyorlar. Ama onun niyeti gitmek, arkadaşları da yeni bir sesle gelen bu şairi nasıl tutabiliriz İstanbul'da diye çareler düşünürken, Yahya Kemal musikiyi sever diyorlar. Hakikaten Avrupa'ya gidip de Batı musikisiyle ilişki kurmamış, ona hayran olarak dönmemiş nadir evet, insanlardan biridir. Hala Üsküp'teki tekkelerde dinlediği ilahilerin ve ezanların sesleri Paris yılları boyunca, 10 yıl boyunca kulaklarında çınlarmış. Musikiyi sever, ona musikimizin en büyük sesini, en büyük sazını dinletelim diyorlar. Ve eski konaklar biliyorsun Türk musikisinin yaşaması, yaşatılması açısından son derece önemli. Şevket Bey bir devlet adamı aslında ama derya değil bir adam. Musikiyi seviyor. Konağına musiki şinasları davet ediyor. Tamburi Cemil Bey bunlardan bir tanesi. Tamburi Cemil Bey herkesi de kabul etmezmiş bu toplantılara. Liste verirmiş, o şu gelsin, şu gelmesin, şu gelsin falan diye.
Yahya Kemal belli ki ismini duymuş, duymuş muhtemelen evet. Şiirlerini falan da evet. okumuş ki Yahya Kemal'i kabul ediyor. Ve bir akşam o cevizlik dedikleri Kadıköy'de Şevket Bey'in konağında ki Sabih oğludur. Yahya Kemal'in vesaire Paris'te de arkadaşı aslında Sabih Şevket. Ta 1940'lara kadar yaşamış. Şeyin de Cemil Meriç'in de yakın dostudur o Sabih Şevket. İşte bu anlattığı hadise cereyan ediyor. Muhtemelen bir mükellef ziyafet ardından tamburu Cemil Bey alıyor tamburu. Ardından kemençeyi alıyor. İstanbul Türkleri, Rumeli Türkleri. Evet, Rumeli Türkleri. O Rumeli Türkleri Yahya Kemal'in ruhuna hitap evet, ediyor. Üsküplü. Evet. İşte önümde bir altın kapı açıldı. Ben o kapıdan kendi kültürümüzün dünyasına girdim diyor. Vazgeçiyor Paris'e dönmekten. Evet, bu çok önemli. Yani Yahya Kemal'in hayatında Tamburi Cemil Bey bir dönüm noktası. Benim hayatımda da Yahya Kemal'in eserleri bir dönüm noktası olduğu için. Evet. İşte bir kitabıma altın kapı. Evet. Sizin baş kahramanlarınızdan birisi. Evet, işte Yahya Kemal. Bir biyografik roman yazdınız. Evet, evet. Ansiklopedi yazdınız. Evet hocam. Tamburi Cemil Bey'i biz bugün plaklarından dinleyebiliyoruz. Onun plaklarından bahsederek sohbetimize son verebiliriz. Cemil Bey dediğiniz gibi kime tambur çalacağını bile seçen birisi aslında. Sermet Muhtar anlatıyor. İşte piyasa sazendeleri başlıklı yazıları var. Diyor ki işte Udi Afet'i dinlerdik, Domates Ahmet Bey'i dinlerdik, şunu dinlerdik, bunu dinlerdik. Ama Tamburi Cemil Bey'i dinlemek çok müşküldü. Onu ancak dinleyebilirseniz çok şanslısınız demekti diyor. Tamburi Cemil Bey plaklara veriyor taksimlerini, çaldığı parçaları. Onları ancak dinleyebiliyor insanlar. Ve çok hassas, çok titiz. Bu gördüğünüz Cemil Bey'in plaklarına dair notlarını ihtiva eden defter Niyazi Sayın'dadır bugün. Bakın çarpı koyuyor kimisinin yanına. Kimisinin yanına çarpının üstüne noktalar koyuyor. Bunlarla o plakları olan beğenilerini ifade ediyor. İşte çok güzel olmuş, daha az iyileri, tamam bu basılabilir, bu biraz kesik kesik olmuş gibi ifadeleri var. Görüyoruz defteri. Yahya Kemal'den bahsettik. Tamburi Cemil Bey'in yadigarı Mesut Cemil'di. Yahya Kemal'in ilişkisi Mesut Cemil'le de devam ediyor. Onun radyoda yaptığı klasik koro konserlerini dinliyor. Bu konserlerden bir tanesinden sonra olduğunu düşünüyorum. Bir mektup yazıyor Yahya Kemal Mesut Cemil'e. Bu mektubu da Reşat Ekrem Koç'un İstanbul Ansiklopedisi'nde var. Mesut Cemil maddesinde. Bu mektubu okuyayım. Çok aziz ve mübarek muhibbim Mesut Cemil. Kar musikileri ve ıtri yaratıcı ruhunla bir daha açtığın hava içinde dirildiler. İnşaat-ı ihata ettirdiğin musiki çerçevesi içinde babam, ıtriyi ve seni her saniye gördüm. Gözlerimden gayri ihtiyari yaşlar akıyordu. O saatte yanımda çok sevdiğimiz bir hanım da vardı. O da ağlıyordu. Ankara'da bu safhayı sana naklederim. O akşam çalan aziz arkadaşlara teşekkürlerimi söylemeni bilhassa rica ederim. Hürmet, hayranlık ve tahassürle gözlerinden öperim. Yahya Kemal 20 Teşrin evvel 1941. Burada şunu da unutmamak lazım. Yahya Kemal elçi olarak Avrupa'da dolaştı biliyorsun. Yani nereye giderse yanında Cemil Bey'in plaklarını götürmüştür, taşımıştır. Hatta Varşova'da çok karlı bir kış gecesi, kasvetli, bunalmış bir haldeyken Tamburi Cemil Bey'in bir planı dinliyor ve kendisini Emirgan'da o çınar altında görüyor adeta. O içindeki kasvetin dağıldığını hissediyor bir bahar günü. Ve o şiir biliyorsun kar musikileri şiiri, sözün ettiği kar musikileri şiiri. Hani Tamburi Cemil Bey çalıyor. Eski plakta Mısra'nın geçtiği şiir. Meşhur. Evet. Şiir. O hocam şiirin bu beyti de aslında bizim bugünkü programımızı anlatıyor. Bizim söyleşimizin adı Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta. Biz aslında bu şehirden uzakta değiliz. Bu şehirde cereyan eden olaylardan bahsettik ama bu devirden uzaklara gittik. Daha eskiye gittik. Bizden sonraki programda da Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta Mısra'ına ithafen Cemil Bey'in eserlerini dinleyeceksiniz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben de teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz aslında Beyoğlu Belediyesi'ne. Böyle güzel bir program düzenlediği için, bu kadar
günümüzün dünyasından başka bir yerde, başka bir devirde, başka bir devrin, bugün aslında çok popüler olmayan bir hayatı tekrar canlandırmaya çalıştıkları, kültürümüze yaptıkları bu hizmet için. Evet, ben de bu vesileyle isimleri geçen başta Tamburi Cemil Bey ve Yahya Kemal olmak üzere bütün sanatkarları saygıyla ve rahmetle anıyorum, anıyoruz. Evet, anıyoruz hocam.